Merhaba. Bugün kimyasal tepkimeler ve asit bazlar dünyasına dalıyoruz. Kimyasal tepkimeler, etrafımızdaki her şeyin nasıl oluştuğunu anlamamıza yardımcı olan harika olaylardır. Örneğin, sofra tuzunun nasıl oluştuğunu biliyor musunuz? Sodyum ve klor bir araya gelerek tuz oluşturur. Kimyasal tepkimeler sayesinde yeni maddeler keşfediyoruz. Asitler ve bazlar da çok ilginçtir. Bir limonu kestiğinizde ya da sirke kokladığınızda aslında asitlerle tanışıyorsunuz. Ya da mutfaktaki kabartma tozunu kullanarak bazlarla deney yapabilirsiniz. Peki ya pH ölçeği? Asitler ve bazlar farklı pH seviyelerine sahiptir ve bu onların nasıl davrandığını belirler. Evdeki sabun, elma suyu, hatta diş macunu bile birer asit veya bazdır. Ama dikkat! Asit yağmurları gibi bazı asitler çevre için zararlı olabilir. Asit yağmurları, havadaki kirleticilerle birleşen su buharının asidik hale gelmesiyle oluşur ve bitkilere, su kaynaklarına zarar verebilir. Neyse ki, bu sorunla başa çıkmanın yolları var. Enerji tasarrufu yaparak, fosil yakıt kullanımını azaltarak asit yağmurlarını önleyebiliriz. Şimdi öğrendiklerimizi özetleyelim. Kimyasal tepkimeler, asitler ve bazlar ve asit yağmurları. Bunlar sadece bilimsel olarak ilginç değil, aynı zamanda günlük yaşamımızın da bir parçası. Deneyler yaparak ve çevremizi koruyarak kimya dünyasında harika şeyler öğrenebiliriz.